Hadi bakalım. Size dua edeceğiz. Sağ olun. Evet. Siz başkanısınız, inşallah bu milleti kurtaracaksınız. Allah sizden razı olsun. Enkaz devralacaksınız ama biz küllerimizden doğacağız. Doğacağız. Hiç endişe yok. Sizin arkanızdayız. Diyarbakır'dan size sevgiler, selamlar, saygılar. Hoş geldin. Buraya mı alacağım? Ha, evet. Buraya alacağım değil mi? Aha, buraya gel bakayım, sen de gel. Gel. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi misin? Geçmiş olsun. Sağ olun. Hoşça kalın efendim. Aferin sana Umut. Sayın Genel Başkanım. Başkanım biraz. Sayın Genel Başkanım. Sağ olsun. Allah razı olsun. Çalışma ekipleri falan var değil mi? Var, İnsanlar var. Yani ilk günler yoktu zaten ama şu an itibariyle var. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Başkan, kentimize hoş geldiniz. Hepimizin acısı aynı, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Ancak şunu ifade etmek isterim ki, özellikle iktidarın bu depremde, bu afette enkazın altında kaldığını belirtmek isterim. Şu da bir gerçek ki enkazın altından insanlar çıktı depremde. Siyasi görüşü ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, insanlar bir dayanışma ruhuyla birbirlerine sahip çıktılar. Bugün ayakta kalmamızın tek sebebi bu. Bizi belki de toplumu bütünleştirecek olan da bu ruhtur aslında. Bunu elbette ki özellikle ifade etmek istiyorum. Yaramız ve acımız çok büyük. Bu yaraları, bu acıları en kısa zamanda sarmak ve telafi etmek durumundayız. Diyarbakır gibi bir kentte belki çok fazla yıkım yok ama
enkazın altında hala insanlar var. İlk günden beri bütün imkanlarımızı seferber ettik burada. Ancak biliyorsunuz belediye eş başkanlarımız cezaevinde ve onların yerine kayyumlar atandı. Belediyelerimiz gasp edildi. Bu durum olmamış olsaydı bu yaralar çok daha çabuk sarılmış olacaktı. Onu belirtmek isterim. Kısacası hepimize geçmiş olsun. Evet, hepimize gerçekten. Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Evet. Gerçekten Türkiye'de herkesin kalbi bu bölge için var. Arkadaşlar, deprem arkadaşlar lütfen. Çok iyi biliyorsunuz. Biraz daha dikkatli olmanızı istiyoruz. Beraber olmak istiyoruz, birlikte olmak istiyoruz. Acıları paylaştığımız zaman azaltabileceğimize inanıyoruz. Elbette ki eski binaların, daha doğrusu binaların inşaatları sağlıklı yapılmaması, bunların düzenli kontrol edilmemesinin bir başka sorunu var. Ama asıl büyük sorun depremin yaşandığı bu ortamda gördüğümüz kadarıyla sağlıklı ve tutarlı bir koordinasyonun olmaması. Evet, bu koordinasyonun olmamasının getirdiği büyük acılar var. Ama bu vesileyle biz gerçekten enkaz kaldırma çalışmalarında çalışan, emek harcayan, AFAD gönüllü, AFAD var, sivil toplum örgütleri var, gönüllüler var. Bunların tümüne ama tümüne gerçekten yürekten teşekkür etmek isteriz. Sonuçta yaralarımızı saracaklar, acılarımızı biraz hafifletecekler. Ben gerçekten de deprem bölgesindeki bütün illeri geziyorum, gezdim, acıları paylaştık. Acılar hepimizin ortak acısı, siz de ifade ettiniz buna. Ortak acıyı paylaşacağız tabii. İnşallah Türkiye bir daha benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaz. Yaralar da umarım kısa süre içerisinde sarılır. Sonuçta güzel memleketimize hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Evet. Geçmiş olsun herkese. Efendim tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sayın milletvekili, Kılıçdaroğlu bir engelli vatandaşı bir derdiğinde ben gözde on görüyorum ben. Teşekkür ederim. Sayın milletvekili, bir derdiğini anlatayım. Çok teşekkür ederim. Ben bunu Ankara gelip. Telefonum var, beni arat. Türk telefonum var, beni arat. Bu tarafa. Merhaba, hoş bulduk. Hocam, otelsin. Hocam, şöyle istersen. Ne yapıyorsun? Hadi bakalım. Size dua edeyiz. Sağ olun. Evet. Siz başkanısınız, inşallah bu milleti kurtaracaksınız. Allah sizden az olsun. Enkaz devralacaksınız ama biz küllerimizden doğacağız. Doğacağız. Siz kendi evet. Sizin arkanızdayız. Diyarbakır'dan size sevgiler, selamlar, saygılar. Hoş geldin. Buraya mı alacağım? Ha, evet. Buraya alacağım değil mi? Aha, buraya gel bakayım, sen de gel. Gel. Hoş bulduk. İyi misin? Geçmiş olsun. Sağ olun. Hoşça kalın efendim. Aferin sana Umut. Sayın Genel Başkanım. Başkanım biraz. Sayın Genel Başkanım.